Konusunda birkaç söz söylemek istiyorum inşallah. İnsanlık tarihi boyunca gerek insan ve gerek insan toplulukları huzur ve saadet içerisinde ve insanlık haysiyetini yakışır bir şekilde yaşayabilmeleri elbette ki tesadüfen ortaya çıkan bir tablo değildir. İnsanlığın huzur, saadet ve mutluluğa ulaşmasında o toplumları meydana getiren fertlerin inanç, düşünce ve davranış yapılarının ve bunları şekillendiren amillerin büyük rol oynadıkları tespiti gereken hayati bir konu olarak karşımıza çıkıyor. İnsan nasıl ve yüce ulvi bir varlıktır? İnsan hangi gaye ile yaratılmıştır? Hilkatindeki ulviyet, gayesindeki yüceliği gerçekleştirmek için onun nasıl bir ahlakın sahibi olması lazım gelir. İşte bütün bunları bilmek ve anlamak için peygamberlerimizden bugüne kadar gelen sahabeler, veliler, mürşitler, alimler bunları anlatmış, usul ve adabını ortaya koymuşlardır. Her ilmin mevzu, tarifi, binası ve faydası olduğu gibi tasavvuf ilminin de tarifi, mevzu, binası ve faydası vardır. Tasavvufu kısaca tarif edecek olursak, gönlü yani iç alemimizi ahlaki zeminelerden, kötü ahlaklardan temizleyerek ahlaki hamide ile, güzel ahlak ile doldurmaktır. Tasavvuf zaten güzel ahlaktır. Tasavvuf tövbedir. Tasavvuf Hazreti Adem'in tövbesidir. Hazreti Adem'in cennetten ayrıldıktan sonra
Allah'a karşı duyduğu mahcubiyeti, kalbindeki hüznü ve pişmanlığıdır tasavvuf. Nadim olarak ettiği nasuhi bir tövbedeki samimiyeti, sadakati ve teslimiyetidir tasavvuf. Affının mazhariyeti olarak Hazreti Havva ile buluşmasındaki duyduğu sevinci, memnuniyeti, ruhundaki huzuru ve huşuğudur tasavvuf. Hazreti İbrahim'in teslimiyetidir tasavvuf. Hazreti İsmail'in boynunu bıçağın altına uzatırken Allah'a ve babasına duyduğu itaattir tasavvuf. Hazreti Eyyub'un sabrıdır tasavvuf. Hazreti Yakub'un hasretindeki, ahındaki Allah'a karşı tevekkülü, teslimiyeti ve sabrıdır tasavvuf. Hazreti Yusuf'un zindana atıldığında hakkında verilen hükme rıza göstermesidir tasavvuf. Hazreti Rabia'nın naz ve niyazıdır tasavvuf. Tasavvuf duadır. Tasavvuf ibadettir. Tasavvuf aşktır. Tasavvuf tevazudur. Tasavvuf Allah korkusudur. Tasavvuf tevekküldür. Tasavvuf samimiyettir, safiyettir. Tasavvuf ihlastır. Tasavvuf takvadır. Tasavvuf gönül temizliğidir. Zahirimizi ve batınımızı pak hale getirmektir. Yahut Hazreti Cüneyt'in tarifi üzere mutu kable ente mutu, ölmezden evvel ölünüz. Nefsinizin heva ve heveslerinden vazgeçip feragat ediniz. Veyahut manevi huzurunda bulunduğumuz o sultanlar sultanı, padişahlar padişahı Yüce Hazret'in tarifiyle halkı bir yana bırakıp Allah ile baş başa olmak, alnını secdeye koyup lütuf deryasından geçip hakkın vahdaniyetine ererek kendinden kurtulmak, halkı bir yana bırakmak, her şeyi hak olarak görmektir. Ve yine o yüce sultanın tarifiyle tasavvuf, karanlıktan eser olmayan bir aydınlık, kirden nişan bulunmayan bir arınmışlık, öyle bir kudret ki Kaf ile Nun arasında bir hayattır. Kıymetli misafirlerimiz, tasavvuf öyle bir ilim ki kitaplardan öğrenilemez. Tasavvuf ulûm-u mevrus, miras yolu ile insan-ı kâmilin gönlünden ancak öğrenilebilen bir ilim. Tasavvuf kitaplarında ancak tasavvufun talim ve terbiyesini, usulünü, adabını öğrenebiliriz. Fakat onun talim ve terbiyesini mürşid-i kâmilden öğrenebiliriz. Tasavvuf ilmi sudurdur, ilmi kalbidir. Satır ilmi değildir. İlmi bir insan-ı kâmilin ağzından alınız hükmünce ümmül kitap olmuş, konuşan bir kitaptan, kendi vücut kitabımızdan okumaktır tasavvuf. Binlerce, milyonlarca mutasavvuf, tasavvufu gönüllerinde tecelli eden Allah aşkları ve ilmi zevkleriyle yaşamış ve yaşatmışlardır. Tasavvufun faydasına gelince sevgili misafirler, gafletten kurtulmak her an huzur-u ilahide olduğumuzu idrak etmektir. Bu hayat ilmini, tasavvuf bir hayat ilmidir, mürşid-i kâmilin taht-ı terbiyesinde bulunarak onun gönlünden almaktır. Buna sırr-ı maiyet derler. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu üç yol ile Cenab-ı Hak'tan öğrenmiştir.